Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir tepsi yapımını paylaşacağım sizlerle. Şöyle yani 25 çarpı 30 büyüklüğünde bir tabanlığım var ve bayağı bir kalınca da penye ipim. Tığımda ilk olarak arkadaşlar 4 numara tığla başlıyorum. Çünkü daha kalın tığla başlangıç yapamıyoruz. Çünkü delikler çok fazla geniş değil. Hemen ilk önce tığımı geçiriyorum. Bakın bu tepsimin düz tarafı oldu. Yani düz tarafı. İlk olarak başlangıç olarak ipimi geçirdim. Şöyle çok da uzun değil. Şöyle kısa bir ip bıraktım. İlk ilmeğimi alıyorum arkadaşlar. Bir zincir olarak aldım. Şimdi bu ipimi de alttan tutuyorum ki orada arada yürüsün diye. İkinci olarak hemen ikinci delikten bakın ilmeğimi aldım. Sık iğne. Yani bildiğimiz sık iğneyi nasıl yapıyorsak bu delikleri de aynı şekilde dolduracağız arkadaşlar. İlk başta biraz zorlama yapabilir. Çünkü ilk sıra delikleri doldurmak. Yavaş yavaş dikkatli bir şekilde aynı ölçülerde. Yani çok ne geniş ne de çok sıkı yapmayacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde bütün deliklerimizi dolduralım. Ondan sonra tekrar anlatmaya devam edeceğim. Arkadaşlar sırayı tamamladık. Bakın hepsini şöyle sık iğneyle doldurdum. Şimdi bu tepsimin düz tarafı yani benim ördüğüm taraf. Şimdi bunu tersine çeviriyorum. Bakın ilmeğimi bu şekilde biraz uzunca bıraktım. Şöyle göstereyim. Şu ipimi şu tarafa atıyorum. Böyle alttan. Bu benim ilk başladığım kısım. Buradan ilmeğimi alacağım arkadaşlar. Bu şekilde ilmeğimi çektirdim. Hemen şimdi şu şekilde göstereyim. Yürütme yöntemi yapacağım için bakın bu şekilde tığımı alttan geçirdim. İlk gelen hemen sıradan sık iğneden ilmeğimi alıyorum. Aldığım ilmeğimi buradan bakın bu şekilde kaydırma yöntemi yaptım. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. İpimi çıkardım. Bu şekilde. Şimdi ikinci pardon üçüncü bunu da bu şekilde devam ediyorum. Olay budur arkadaşlar. Yani bu tepsimizin alt kısmı daha düzgün durması için kaydırma yöntemi yapacağız. Şöyle biraz gevşetiyorum. Çok da sıkmıyoruz. Çok da gevşek bırakmıyoruz. Bu şekilde. İpimi alıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. İpim öbür tarafta kalıyor. Buradan da ilmeğimi diğer ilmeğin arasından kaydırarak bakın şöyle bir örgü modeli çıkacak ortaya. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Yine sırayı tamamladık. Bakın başlangıç noktamıza geldim arkadaşlar. Bu arada elimdeki tığ 4 numarayla başlamıştım. Şu an 5 numara kullandım. Şimdi son sık iğnemiz.
son kaydırmamız. Şunu da yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi bunu yaptım artık. İlmeğimi şöyle bırakıyorum. Tepsimi çeviriyorum arkadaşlar. Bakın burası tepsimizin iç tarafı. Şu şekilde tutuyorum. İlmeğimi bıraktım. Bunu şu aradan alacağım. Bakın şu başlangıç ilmeğinin arasından bu şekilde çıkartıyorum. Şu şekilde bir görüntü olacak. Yani fazla bir eklenti belli olmayacak. Hemen bir zincir alıyorum. Bu şekilde. Böyle devam edeceğiz. Ben artık 6 numara tığı geçeceğim arkadaşlar. Şimdi 6 numara tığımı geçiş yaptım. Bakın şimdi artık burada bir zincir aldım. Hemen ilk gelen sıradan şöyle bir ilmek alıyorum. Sık iğne. Bu şekilde ikinci gelen sıradan yine sık iğne yapıyoruz. Üçüncü Evet arkadaşlar bu şekilde sık iğne yaparak bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Ben tepsimi başak modeli yapacağım. Çünkü çok güzel duruyor. Hani gayet şık duran bir model. Ama ilk sırayı bu şekilde sık iğne yaparak dolduracağım. Bakın sadece bak şu alt tarafı bırakıyoruz. Üst taraftaki şu ilmeklerin altından şu şekilde delikten geçirerek tığımızı ilmeğimizi alıyoruz. Ve sonra hepsini birlikte alarak sık iğne yapmış oluyoruz. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Ondan sonra başak modeline geçelim. Ekleme yerine geldik. Bütün kenarı sık iğne doldurdum. Şimdi son yine son noktaya yapacağım arkadaşlar. Şuradan yine son sık iğneden batıyorum. İpimi bu şekilde bırakıyorum. Burası benim başlamış olduğum nokta. Bunun tek kanadından, bu ilmeğin tek kanadından alıyorum ipimi. Kaydırarak hepsini birden içinden çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bu aynı batmış olduğum yerden tekrar batıyorum. Bak. Yine bir sık iğne. Hemen bir sonraki gelen bakın başak modeli yapıyorum. O yüzden ilmeklerin tam ortasından batıyoruz. Daha ayrıntılı göstereceğim. Şu şekilde. Yani şu boşluktan değil de arkadaşlar şuradan bu şekilde şuradan da gösterebilirim yine tam ortaya gelecek şekilde başak modeli yapıyoruz. Bakın boşluk değil, şuradan tam ilmeğimizin arasından şuradan da bakıyoruz ki yani tam aradan geçmesi gerekiyor. İpimizi alıyoruz. Bu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Aradan geçiriyorum. İlmeğimi biraz gevşek bıraktım. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Hemen sıradaki gelen ilmeğin
Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar, dediğim gibi boşluktan, şuradan delikten batmıyoruz. Bir saniye, kameraman açısını ayarlayayım. Yani şöyle boşluktan batmıyoruz. İlmeğin tam ortasında. Bunu yapabildiniz mi? Artık model bu şekilde devam edecek. Herhangi bir arttırma veya eksiltme kesinlikle yapmadım. Her şöyle söyleyeyim, tabanın bütün deliklerini sık iğneyle doldurdum. Ondan sonra yani her sık iğneye bir sık iğne. Herhangi bir çoğaltma, eksiltme hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Zaten bu şekilde modelimiz, tepsimiz yani kendiliğinden oluşuyor. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Yani benim yaptığım gibi sizler de devam ederseniz, aynı şekilde yaparsanız çok güzel bir tepsi elde edersiniz arkadaşlar. Bakın. Çok güzel oluyor. Kırmızı renk de çok yakışacak. Yani istediğiniz renkten yapabilirsiniz. Bu çok önemli değil ama dediğim gibi ip inceliği ve kalınlığı fark ediyor. Ben kalın bir ip tercih ettim. Çünkü herhangi bir şey oluşmasın, yani şu aradaki deliklerin çok fazla bir geniş görünmesini istemediğim için kalın ip tercih ettim. Sizler de benim gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu herhangi bir değişiklik göstermiyor arkadaşlar. Model böyle. Şimdi ben bu sıramı tamamlayacağım. Tekrardan bu kısma gelince tekrardan bakacağım. Eğer tepsimin boyutu, uzunluğu yeterliyse ağız kısmını anlatacağım. Eğer biraz daha yüksek olsun diye dersek eğer, bir sıra daha gideceğiz. Evet arkadaşlar, ben 1 2 3 sıra tepsimin kenarına gittim. Şimdi artık bu son sıraydı. Daha fazla büyütmeyeceğiz. Eklememizi yapacağız, birleştirmemizi. Bakın son ilmekteyiz. Aradan geçiriyorum. İlmeğimi bu şekilde aldım. Şimdi şu başlangıç noktasında hemen ilk tek kanadından alıyorum. Kaydırarak birleştirdim. Şimdi artık şu şekilde yürütme yöntemini yapacağımız için hemen şu aradan tekrar alıyorum. Bakın şu şekilde direkt kaydırma şeklinde, yani kaydırma yöntemiyle devam ediyorum. Bakın böyle. Yani tepsimizin ağız kısmının daha güzel durması için, daha düzgün durması için böyle kaydırma yöntemiyle yürütme yöntemini yapıyoruz. Bu şekilde. Arkadaşlar burayı çok gevşek yapmıyorum. Sıkı ve güzel dursun diye. Sizler de bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Yani işlem böyle. Yani 3 sıra başak modelini yaptım arkadaşlar. Şimdi tepsimizin ağız kısmındayım. Ben burayı da tamamlayacağım. Sizler de hani benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Sıramızı tamamladım. İlmeğimi bu şekilde son, artık şuraya batmam gereken ilmeğimi batmıyorum. Bu şekilde bırakıyorum dışarıda. Şöyle iç tarafını çevirip şu aradan, bakın şurada bir delik var. Şunu biraz daha böyle, burada boşluk oluşmasın diye şu aradan, yani şu yanındaki ilmekle beraber bu şekilde geçiriyorum. İlmeğimi aldım.
Bakın bu tarafına geçirdim. Şöyle düzelterek. Burada. Bakın şu şekilde. Eklememi yapıyorum. Buradan bunu bir zincir alarak ben ipimi keseceğim. Şu uzunlukta bu şekilde ipimi kesip bu şekilde sıkılaştırıyorum. Bakın ekleme kısmı. Şimdi ipimi gizleyeceğim ve artık tepsimizin saplarını bu şekilde dikeceğim. Şu şekilde sapları da diktikten sonra tepsimizin son aşamasını yani sapını veya süsünü yaptıktan sonra tekrar sonucu sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Tepsimiz bakın hazır. Şu sap kısmını da diktim bu şekilde çarpı koyarak. Küçük de bir süs yaparak. Çok güzel bir tepsi oldu. Sizler de çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir model, çok kolay bir işlem aslında. Bu şekilde arkadaşlar. Sonuç böyle. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Instagram adresimden de beni takip edebilirsiniz. Yine aynı kanalın ismiyle Hobi ve Tasarım Dünyası Instagram adresimiz. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.